Evet sevgili gençler, işte geldik buradayız. İkinci dereceden denklemlerin son videosuyla artık karşınızdayız. Şimdi arkadaşlar bakın, konu anlatımını yaptım. Köklerin ne olduğunu öğrendik. Şimdi ise bu videoda ise birazcık daha böyle probleme dayalı ikinci derece denklem sorularını göstermek istiyorum ki birazcık bakış açınız değilsin arkadaşlar. Hep aynı yönde bakmayın. Yani bu soruların problemler içerisinde nasıl göründüğünü ve nasıl kullanabileceğimizi gerçek hayatta nasıl karşımıza çıktığında burada görmemiz sizin için iyi olacaktır. Tabii ki hani şunu diyebilirsiniz hocam, AYT'de direkt olarak bu şekilde soru gelmeyebilir. Bakın gelmiyor. Ama ÖSYM'nin ne yapacağı belli olmaz. Yani hikayeleştirebilirler. Ya da şöyle söyleyeyim, TYT formatında, bakın TYT tarafında bu formatta sorular da gelebilir. Adam size çarpanları ayırmayı içerisine sorabilir. Ya da atıyorum birinci derece denklemi içerisine sorabilir. Burada öğrenmemiz bizim için emin olun ki birçok şeyi katacaktır burada. Şimdi soruya gelelim. Bakın sorumuzda diyor ki bize, dondurulmuş gıdalar çözülmeye başlayınca ortamın sıcaklığına bağlı olarak bakteri üretmeye başlarlar. T santigrat cinsinden sıcaklık, A birim miktar gıdada bulunan bakteri sayısı olmak üzere bir çeşit dondurulmuş gıdanın 1 derece ile 7 derece aralığında birim miktarında bulunan bakteri sayısı neymiş? Buymuş. Bu formülle modelleniyor. Buna göre bakın, bu modellemeye göre çözülen bir gıdanın birim miktarında bulunan bakteri sayısı 150 olduğuna göre sıcaklık nedir? Şimdi arkadaşlar burada şunu bulacağım. Diyeceğim ki bunu neyi veriyor bana A dediğim ifade? Bakteri sayısını veriyor, doğru mu? E o zaman bana sorulan 150 bakterinin olduğu sıcaklığı soruyor. Hemen diyeceğim ki burada, yani A'nın 150'ye eşit olduğu ifadeye bakmam lazım. O zaman 4T kare artı 6T artı 20 eşittir 150. Doğru mu? Tamam. Hemen ben bunu buraya gönderirsem ne oldu? 4T kare, bakın 4T kare artı 6T eksi 130 eşittir 0 diyorum. Her tarafı arkadaşlar 2'ye bölelim. Bakın 2'ye bölersem ne olur? 2T kare oldu. Artı 3T eksi 65 eşittir 0. Değil mi? E buradan sonra ne yapacağım? Çarpanlarını ayıracağım arkadaşlar. Hemen ifadeyi çarpanlarına ayırırsam. Bakın 2T'ye T. Burası ne? 65. 13 çarpı 5. O zaman ben buraya 13, buraya 5 verirsem çapraz çarpıp topladığımda 3T'yi bulmam lazım. Nereye eksi yazmam lazım? O zaman burası eksi olur. Bak çarpıyorum eksi 65, topluyorum arkadaşlar. Ne oluyor? 3T'yi veriyor. Yazarken o zaman nasıl yazacağım? Karşılıklı. Şimdi burada ne oldu? 2T artı 13 çarpı T eksi 5 eşittir 0 değil mi? Arkadaşlar T dediğim sıcaklık 13 bölü 2 değil mi? Eksi 13 bölü 2. T buradan ne geliyor? 5 geliyor. Ama bize demiş ki burada soruda 1 ile 7 derece aralığında olacak. Peki buradan hangisi 1 ile 7 derece aralığındadır? T eşittir 5. İşte cevap bakın 5'tir. Gördünüz mü? Sorulabilir mi? Gelebilir arkadaşlar. Adamlar bize logaritmayı bu şekilde böyle problem gibi sormuyorlar mı? Yani şunu söylemeyin. Hocam AYT'de böyle soru gelmez. Hocam böyle soru çıkmaz demeyin. Çıkabilir. Çünkü logaritmayı soruyorlar arkadaşlar. Atıyorum türevi sormuyorlar mı? Soruyorlar böyle hikayesel. Adam size şunu diyebilir misiniz? İkinci derece denklemlerde problem tarzı sorulmaz. Öyle bir şey yok. Sorulabilir. Onun için ben sizi burada her şeyi hazırlıyorum. Yani direkt olarak klasik sorular göstermiyorum. Bakın farklı, aykırı ifadeleri de görelim ki konuya tam hakimiyetimiz artsın. Ki zaten soru bankasında da göreceksiniz bakın bu formatta sorular. Ya da atıyorum taktiklerle ikinci derece denklemlerin içerisinde de göreceksiniz. Bunlar sizin ufkunuzu açacak, merak etmeyin. Şimdi geldi 48. sorumuza. Bakın bize diyor ki yukarıdaki şekilde uzunluğu x kare eksi 9 metre olan bir yolun bir kenarına A noktasından başlanarak ne olmuş? X artı 57 santimetre aralıklarla 101 adet ağaç dikildiğinde son ağacın yolun sonu olan B noktasının olan uzaklığı 600 santimetre oluyor. Buna göre X kaç olabilir? Bakın şimdi arkadaşlar biz A ile B arasını ağaçlandırıyoruz, doğru mu?
Ne yapıyoruz ağaçlandırırken? Ne kadarlık aralıklarla dikiyorum? Yani burası ne oluyormuş? X artı 57 santimetre aralıklarla dikiyorum, doğru mu? Peki arkadaşlar, bu da X artı 20 değil mi? Bakın burası da aynı şekilde. Yani X artı 57. Şimdi size şunu soruyorum. Kaç tane ağaç dikmişiz biz buraya? 101 tane ağaç. Peki şimdi şunu düşünün. Ben burası bakın santimetre 3 tane ağaç diktim. Kaç aralık var? 2 aralık var, doğru mu? Ben şimdi A ile B arasını bir hesaplayayım. A ile B arası nedir? Şimdi 3 tane ağaç dikiyorum, 2 tane aralık geliyor. 101 adet ağaç varsa kaç tane aralık vardır bu şekilde aralık? 100 tane vardır, doğru mu? O zaman ben şunu diyebilir miyim? 100 tane A ile B arasındaki uzaklık. 100 tane X artı 57 santimetre. Artı 600 santimetreyi topluyorum. Ve bu bana ne veriyor? Neyi veriyor? İşte bu uzunluğu. X kare eksi 9 metreyi. Dikkat! Arkadaşlar burası ne? Santimetre. Burası ne? Metre. Tamam, o zaman bunu da santimetreye çevireyim. Bir sayıyı yüzle çarparsam, yani metreyi yüzle çarparsam ne olur? Santimetre olur. İşte birimleri aynı oldu. Doğru mu? Bu iki eşitlik oldu. Sıkıntı yok. Allah kabul etsin. Şimdi burada ne yapacağız? Bakın buradan sonra sadeleştirelim. Aha bak, sıfırları götürdüm. Ne geldi? Karşıma şu geldi. X artı 57 artı 6 eşittir X kare eksi 9 geldi. Hepsini gönderin arkadaşlar öbür tarafa. Yani ne olacaktır? X kare. Şimdi burası eksi X. 57. 6 daha kaç oldu? 63. Eksi 63 oldu. Ne oldu? Eksi 72 eşittir 0. Bu bir denklemdir. Arkadaşlar hemen bunu da yazıyorum bakın. 9'a 8. Nereye eksi koydum? İşte buraya. Çarpıyorum. Eksi 72 topluyorum. Eksi 1. Yani x değeri ya 9'dur ya da x değeri eksi 8'dir. Bakalım eksi negatif oluyor mu olamıyor mu? Yani uzaklık problem var mı? Negatif gelmiyor. Eksi 50. Bakın 8'i yazdığımda problem yok. 9'u yazdığımda problem yok. Soruda zaten bana ne diyor? Olabilir diyor. Demek ki bunun ikisi de olabilir. Şıklarda hangisi varsa onu alacaksınız. Bakın cevap eksi 8 de olabilir. Arkadaşlar 9 da olabilir. Tamam mı? Problem yok. Yani x tam sayıdır demiyor. Sonuçta bakın bu sonuçta uzunluk. Burası pozitif oluyor. Burası da pozitif olduğu için problem yok. Ama kitapta elinizdeki föyde olan şıklarda vermiş olduğum 9 olduğu için 9 alacaksınız. Eksi 8'i verseydim cevap eksi 8 olurdu o zaman. Şimdi geldik. Bakın 49'a. Sorular hafiften böyle titretiyor gibi. Doğru mu? Uzun. Ama arkadaşlar aha görüyorsunuz. Yani bak yapmış olduğum şey biraz mantıksal düşündüğümde aslında denklem kuruyorum. Hayal kurmuyorum. Denklem kuruyorum. Soruyu anlıyorum. Ve bu da beni geliştiriyor. Bak normalde adamlar bize bunu veriyor. Ama ben ne yapmışım? Bunu bir mantığa oturtup da sormuşum. Bu size bir şeyler katacak. Merak etmeyin. Efendim? Titretti mi? O yüzden klimayı açtım. Klimayı açtın. Kız ters yapmışsın. Sen titredi de klima açılır mı? Tam tersine. Sen de biz ne zaman anlaşacağız Etra be? Sıcak klima. Ha sıcak açmışsın. Peki. Buzlarım çözülsün diyorsun. Ha, buzlarım çözülüyor. Var öyle parça var biliyor musun? Yok. O hangi parça? Evet. Var. Var var. Gelecek. Güncelleme gelecek. Ha alev alev yandım doğru. Doğar mıyım? Küllerimden sana doğru buzlarım çözülüyor diye devam ediyor. Evet ya, ses şimdi karizmatik olunca hafiften böyle hastayım. Bir an böyle şey çıkıyor, biraz karizma çıkınca dedim hemen bir patlatayım bir tane. Öyle mi? Evet, kendinize geldiniz, bir irkildiniz değil mi? Son sorularını bir irkildiniz. Bir kapıyı böyle bir zorlayanlar oldu. Kalkıp gitmeye çalışanlar sakin olun arkadaşlar. Bu tamamen sizi uyarmak içindi. Geldik 49. sorumuza. Bakın diyor ki burada. Aşağıdaki şekilde alanı 1728 santimetre kare olan ABCD dikdörtgeni şeklindeki bir panonun üzerine ayrıtları AB ve AD kenarlarıyla bakın çakışacak biçimde ve panonun AD kenarının 1 bölü 3'üne, yani panonun 1 bölü 3'üne gelecek şekilde boyu eninden 4 santimetre fazla olan özdeş 3 adet karton kağıdı konuluyor. Yani şuralar artık arkadaşlar karton kağıtları.
Tamam mı? 3 tane karton koymuşuz. Yani özdeş olan. Şimdi diyor ki buna göre panoya yerleştirilen bir adet kartonun çevresi kaç santimetre? Bak soruyu okuyorum. Şimdi arkadaşlar burada bir uzunluk var. Eni ve boyu alakasında şurada bir şey söylüyor. Diyor ki 1 bölü 3'üne gelecek şekilde boyu eninden 4 santimetre fazla. Yani boy en dersem o zaman burası x artı 4 mü? Peki aynı zamanda burası neymiş arkadaşlar? AD'nin 1 bölü 3'ü neymiş? Bakın x. Yani 1 bölü 3 x ise o zaman tamamı ne olur? Bunun 3x'tir, doğru mu? Şimdi tamam. Burada o zaman bakın bu her bir parça x artı 4. X artı 4. Peki bu uzunluk şuraya eşit değil mi? 1, 2, 3 değil mi? Yani bu uzunluk ne oldu? 3x artı 12. Şimdi bize ne vermiş? Buradaki dikdörtgen alanı 1728 santimetre kare. O zaman yazalım. Bakın alan ABCD eşittir. Dik kenarların çarpımı değil mi? Sonuçta bu bir dikdörtgen. O zaman 3x çarpı 3x artı 12 eşittir 1728. Bakın hemen arkadaşlar burayı istiyorsanız şöyle yazalım. Burayı düzenliyorum. 3 çarpı şurayı da 3 parantezin alalım. 3 x çarpı x artı 4 eşittir 1728. Sadeleştirelim. 9'a bölüyorum burayı. 9'a bölüyorum. 3 çarpı 3 9 ya. 9'a böldüm. Bir kere. 9 82. 9 kere 81 18 2 oldu. 192. Yani burada şöyle bir şey geldi. Bunu da dağıtalım. X kare artı 4x. Burası 192, bu tarafa gönderin. Eksi 192 eşittir 0. Doğru mudur? Bakın burası 192 olduğu için içeri attım. Şimdi burası ne? İkinci dereceden bir denklem. Arkadaşlar 192 nedir? 192'yi de ayıralım. Nasıl yazarım ben bunu? Bakın 9, 10, 12. 3 çarpı 3'e böldüğüm zaman 64 oluyor. Doğru mu? 3 çarpı 64. Peki bu 64'ü yazalım. Bakın bunu da hani amacım burada ne? 4'ü getirmek. Mesela 16'ya 4. Bakın 16 çarpı 4 desem o zaman ben burayı şöyle ayırabilirim. 16 çarpı 12. Aradaki fark 4 olacak şekilde yazıyorum. Ve nereye x koyuyorum? Aha buraya koyuyorum. Şimdi buradan ne oldu? Buradan şöyle bir şey çıktı. Bu ifade x artı 16 çarpı x eksi 12 eşittir 0. Peki x değerleri kim gelir arkadaşlar? X değerleri buradan x eşittir eksi 16, x eşittir 12. Bu bir uzunluk değil mi? Burası negatif olabilir mi? Olamaz. Onun için bu gitti. X'in değeri kaç? 4 oldu. Bize neyi soruyor? Bize sorulan şu değil mi? Kartonun çevresi. Arkadaşlar çevre. Bakın bir kartonun çevresi eşittir diyorum. Sonuçta 12 değil mi burası? Burası 12. Bakın. Burası ne? 16. E bu da 12. Bu da 16 değil mi? Ya da şöyle düşünelim. O 2 çarpı 12 artı 16. Yani 2 çarpı 28. Cevap ne geldi? 56 santimetre olmuş oldu. Bu kadar. Zor değil. Sadece dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Dediğim gibi güzel sorular. Tamam mıdır? Devam edelim. Şimdi arkadaşlar geldik bakın 50. sorumuza. Aman tanrım diyorsunuz. Sakin olun. Yine güzel sorular. Şimdi bakın burada diyor ki bize aşağıda diyor x kare artı x artı 1 santimetre uzunluğundaki bir rafa her birinin kalınlığı. Hemen ben şunu bir yazayım. Bu rafın arkadaşlar uzunluğu neymiş? Bakın burası hemen şöyle çizin. X kare artı x artı 1. Hemen bakın bunu yazıyorum. Değil mi? Bu kalınlık bu. Diyor ki kitapların diyor bakın her bu rafa diyor her birinin kalınlığı x santimetre olan kitapların x artı 2 santimetre aralıklarla dizilimin görünüm verilmiştir. Yani burada her bir kitap x santimetre ve aralık x artı 2 ve ben bunları dizmişim. Doğru mu? Uzunluk zaten belli. Bu rafa 10 kitap bakın 10 tane kitap. İlk kitap rafın solundan sol kısmına yapışık biçimde şekildeki gibi eşit aralıklarla dizildiğinde rafın sağında 2 santimetrelik boşluk kalıyor. Aslında biraz önce çözmüş olduğum ağaç sorusuna benziyor, doğru mu? Şimdi buna göre her bir kitabın eni olan x diyor kaç santimetredir? Şimdi burada şöyle düşüneceğim. Arkadaşlar bu bir defa rafın uzunluğu. Bakın rafın uzunluğu. Raf diyorum. Bu rafın uzunluğu nedir desem. Hadi bakalım. Şimdi kaç tane kitap var? Kalınlığı x olan, her birinin kalınlığı x olan
10 tane kitap var. O zaman 10 çarpı x buradan gelir. Artı şimdi 2 tane bak 3 tane kitabın arasında kaç tane aralık var? 2. O zaman 10 tane kitabın arasından gelen aralık kaçtır? 9. O zaman 9 tane x artı 2 geliyor. Doğru mu? Şu an buraya kadar buldum uzunluğu. Ve burada ne var? 2 santim var. Artı 2. Eşittir diyorum. Bu neye eşit? Bu rafın uzunluğuna eşit. Yani x kare artı x artı 1'e eşit. Bu kadar. Şimdi bunu bir düzenleyelim. Bakın ne geliyor? 10x artı. Çarpıyorum. 9x artı 18 artı 2 eşittir. X kare artı x artı 1. Şimdi 19. Hepsini atın arkadaşlar karşıya. Buradan ne geldi? Bir defa x kare var. Bakın x kare. 19 tane x. Karşıya gönderdim. Eksi 19. Eksi 19 artı 1. Eksi 18x. Burası 20. At karşıya. Eksi 19 eşittir 0. Hadi bakalım bunu bir çarpanlarına ayıralım. Burası nedir? 19'a 1. Eksi 19'a 1. O zaman x ne gelir? Artık olayı çözdünüz. 19 eksi 1. Peki hangisini alacağım? Şimdi burası uzunluk negatif olur mu arkadaşlar? Olmaz. Buraya bakıyorum. Çünkü eksi 1 kalınlık olur mu? Olmaz. Onun için cevabımız nedir? 19 olacak. Zaten her bir kitabın eni kaç oluyor? 19 santimetre oluyor. Bu kadar. Şimdi geldik 51. sorumuza. Bakın 51. sorumuz. Yine güzel bir soru. Yukarı dikenli aynen. Etrabenin yaptırmış olduğu evin duvarının dikenlerini çizdim. Şimdi yukarıdaki şekilde diyor. X metre uzunluğundaki özdeş 2 adet telin görünüm verilmiştir. Gördüğünüz gibi uzunluk x santimetre olan özdeş 2 tane tel varmış. Bu teller bükülerek aşağıdaki gibi kare ve eşkenar üçgen haline getiriliyor. Elde edilen karenin alanının, bakın bu alanın eşkenar üçgenin çevresinden 4 metre küçük olduğu görülüyor. Buna göre x kaçtır diyor. Tamamdır. Bakın bu teller. Etrafı peki senin bahçenin duvarında başka bir şey var mı? Yok işte o dikenler var. Evet. Hırsız geçememesi. Geçememesi için başka bir şey koydun mu? Yok. Koymadın mı? Genelde cam koyarlar bir şey koyarlar cam kırıkları falan. He cam kırıkları koydum. Ne koydun? Cam kırıkları mı koydun? Cam kırıkları koydum. Başka? Şişeler falan? Şişeler cam. Şişeler. Şişe. Koydun mu gerçekten? Ringo ringo şişeler de koydun. Aynen. Vay be şuna bak hırsız girmesin diye yaptığına bak be. Bırak da bir hırsız da girsin yani. Yok ya hocam girmesin. Peki girmesin. Kale yapmış. Şimdi arkadaşlar bakın. Olayı anladık. X'i ben ne yaptım burada? Bu kare. Karenin özelliğine kenarları eşit. Doğru mu? O zaman 4 tane kenar var. Doğru mu? Ne yaptım? Bakın x metre 4 tane kenar. Bu karenin kenarları eşittir. Yani 4 eşit kenar. O zaman ne olur? Bir kenarı x bölü 4, bir kenarı x bölü 4. Bakın buralar hep x bölü 4 olur. Doğru mu? Çünkü x'i ne yapıyoruz? 4 eşit parçaya bölmüşüm. Peki burada ne arkadaşlar? Eşkenar üçgen 1, 2, 3. 3 kenar da eşit. O zaman burası ne olur? Her bir kenar x bölü 3 olur. Tamam mı? Bu şekilde düşüneceğim. Şimdi soruya gelelim. Diyor ki bize elde edilen karenin alanının. Karenin alanı ne? Dikdörtgen sonuçta bunların çarpımı. Yani alan... Bakın karenin alanı x bölü 4 çarpı x bölü 4. Bu karenin alanı. Karenin alanı eşkenar üçgenin çevresi. Eşkenar üçgenin çevresi zaten bunun toplamı değil mi? Ne arkadaşlar bu telin uzunluğu? X. Tamam. Bunlar neymiş? 4 metre küçükmüş. Bak alan çevreden 4 metre küçük. Aha bu. Bu değil mi denklem? Bak karenin alanı bu. Eşkenar üçgenin çevresi x. 4 metre küçük. Şimdi burayı bir düzenleyelim. Bakın burası ne geldi? X kare bölü 16. Değil mi? X kare bölü 16. Eşittir. X eksi 4. Bunu çarpabiliriz. Şöyle dağıtabilirim. Bakın. 16 ile çarpıyorum. Ne geldi? X kare. Eşittir 16. X eksi 64. Bunu da düzenleyelim. Şöyle yapıyorum. X kare eksi 16. X artı 64 eşittir 0. Bu nedir? Hangi iki sayının çarpımı? Eksi 8, eksi 8. Çarpıyorum 64 topluyorum. Ne geldi? Eksi 16. Demek ki x'in değerine 8. İşte etrafının sayısı 8. Tamam mı? Var mı sorun? Bunu soruyor. Olay bu.
Anlaşıldı mı? Demek tellere şişe koydun ha? Evet. Ringo ringo şişeler o zaman. Şimdi. Evet. Tamamdır. Geldik arkadaşlar 52. sorumuza. Bakın. Burada da bize diyor ki ya ne oluyor diye. Düşünsene tam böyle öğrenciler çalışırken benim espri yaptığım ya da atıyorum oynadığım yerde anneniz babanız giriyor değil mi? Evet. Arkadaşlar bu bir Murphy yasasıdır. Bakın Murphy yasası. Aynen. Ya da şöyle oluyor. O kadar ders çalışırsın, eline telefonu alırsın, pat annen girer. Yine mi telefonla oynuyorsun? Oysa ki orada dinleniyorsun. Buradan annelere, babalara sesleniyorum. Ders çalışıyorlar. Şimdi şimdi arkadaşlar bu parçayı gösterebilirsiniz. Kesip annenize gösterebilirsiniz. Şimdi geldik 52. sorumuza. Arda öğretmen diyor, öğrencilerinin ikinci dereceden denklemler konusunu anlayıp anlamadıklarını tespit etmek için aşağıdaki soruyu tahtaya yazmış. Kara çizdim ki arkadaşlar kara tahta olduğu belli olsun. Tahtaya çiziyor ve ne yapıyor? Bu soruyu yazıyor. Soru ne? X eksi x artı 9 kök içerisinde eşittir 3. Denkleminin çözüm kümesini bulunuz diyor. Bakın ÖSYM böyle sorular sorabiliyor, onu da söyleyeyim. Öğrencilerden tahtaya kalkan Özgür aşağıdaki adımları sırasıyla uyguluyor. Bakın normal soruyu yazmış. Öğrenci de bunu özgür bir şekilde uygulamaya başlıyor. Ne yapmış? Hop bunu buraya göndermiş. X eksi 3. Hop onu oraya göndermiş. X artı 9. Şimdi adımlar var. Bize neyi soruyor? Hatayı soruyor. Hatayı. İlk kez yapılan hatayı. Ona göre o zaman çözümü iyi bakalım. X eksi 3. X artı 9. Burada problem var mı arkadaşlar? Şurada hemen geçiyorum. Burada var mı problem? Yok. Doğru. Tik atarak gidiyorum. Her tarafın karesini almışız. Tamam. Güzel bir hamle. Güzel. Karesini alın. Birincinin karesi x kare. Birinci ile ikincinin çarpımındaki katı. Eksi 6 x. İkincinin karesi artı 9 eşittir. Bu bunu götürdü x artı 9. Güzel, sıkıntı yok. X kare eşittir 7x. Ne yapmışız? Hop bunu buraya, bunu buraya ya da şöyle bunu buraya göndermiş. 9'a atmış. X kare eşittir 7x. Problem yok. Güzel. Ayırmış. X çarpı x 7x. Tamam, güzel olabilir. Sadeleştirmiş. X eşittir 7. Hocam hata yok ki, her şey gayet güzel. Çözüm kümesine 7. Şimdi dikkat. Burada bir yerde bir hata var. Aslında bunu da ben size söyledim. Nerede söyledim arkadaşlar? Soru içerisinde dedim ki öyle kafana göre sadeleştirme yapamazsın. Niye? Çünkü sana x'in sıfırdan farklı olduğunu söylüyor mu soruda? Söylemiyor. Arkadaşlar x negatif sıfırsa sadeleştirme olmaz. Niye? Çünkü kök kaybedersin. Burada kök kaybı olmuş. Yani sadeleştirme yapamazsın. Yapıyorsan da sıfır eşlemen lazım. Burada hata var. Bakın 5. adımda hata var. Bu adım hatalı. Çünkü sadeleştirmiş. Yani bunun orijinalinde bir de x eşittir 0 olmalı. Ve çözüm kümesinin içerisinde ne olması lazım? Çözüm kümesi 0'a 7 demesi lazım. Anlaşıldı mı? Onun için ilk hatanın yapıldığı yer kaçıncı oluyor? 4. adım oluyor. 4. adımda ilk kez hata yapılmış. Bu kadar. Soru uzun ama ÖSYM arkadaşlar hata üzerine de soru sorabiliyor. Bilginiz olsun. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar bakın geldik 53. sorumuza. Sorumuzda da bize diyor ki burada yukarıdaki şekilde aynı uzunluktaki iki termometre verilmiştir. Birinci termometre her bölme 10 milimetrelik 2x eksi 2 tane bölme içermekte. Gördüğünüz gibi 10 milimetrelik 2x eksi 2 tane bölme içeriyor. Diğerinde ise neymiş? İkinci termometre ise her bölme x kare eksi 1 milimetrelik 5 bölme içermektedir. Şimdi buradaki kritik nokta ne? Bu termometrelerin uzunlukları aynı. O zaman bu uzunluğu bir yazalım. Burada kaç tane bölme varmış? 10 milimetrelik 2x eksi 2 tane. Yani 10 çarpı 2x eksi 2 eşittir diyorum. Uzunluk sonuçta bakın 2x eksi 2 bölme var. Çarptım 10'la. Peki öbür tarafta ne? Burada da 5 tane bölme varmış. Ve bu ne? 5 çarpı x kare eksi 1 olacak. Değil mi? Şöyle yazacağım. Tamam eşit. Peki hadi bakalım bunu bir düzenleyelim. Şöyle yapıyorum. 5 ile 10'u sadeleştirdim 2. Buraya 2 parantezini alalım. Şuraya 2 parantezini alalım. Yani 2 çarpı 2 x eksi 1 eşittir. X kare eksi 1 nedir? Bakın x eksi 1 çarpı x artı 1. Öyle değil mi?
Şimdi arkadaşlar, bakın ben size şunu söyledim. Normalde sadeleştirme yapmayın diyorum. Ama yapıyorsanız da sıfıra eşitleyin. Bunu biz mutlak değerde falan öğrendik. Bu konu içerisinde de aynısını yapabilirsiniz. Mesela ben burada x eksi 1'leri sadeleştiriyorum. Ama sadeleştiriyorsan kök kaybı olmasın, bunu sıfıra eşitle. Bu bir. Geldim diğerine. X artı 1 eşittir. Burası ne? 4. Mutlak değer sorusu oldu yani soru. E buradan da ben bunu şöyle yazabilir miyim? Bakın mutlak değer açacağım. Nasıl açıyorduk bunu? X artı 1 4. X artı 1 eksi 4. Buradan ne gelir? X eşittir 3. Bakın X eşittir eksi 5. Değil mi? Şöyle. Buradan ne geliyor? X eşittir 1. Peki bir bakalım sağlamayan var mı? Şimdi buraya 1 verirsem, 1 verdiğim zaman ne oluyor? 0. 0 tane bölme var. Olur mu arkadaşlar 10 santimetrelik 0 tane bölme? Olmadı. O zaman burası gitti. Patates oldu gitti. X eşittir 3. 3 yani bakıyorum X gördüm, 3 yazsam. Burası ne oluyor? 6. Tamam, problem var mı? Yok. Zaten dışarı pozitif çıkar ama 0 olmuyor yani. 4 oluyor. Başka yani negatif getiren bir durum var mı? Yok. Eksi 5'te negatif getiren bir durum var mı? Bu zaten mutlak değer olduğu için 12 oluyor. Problem yok. Burada problem var mı? Yerine yazdığın zaman mesela 24 oluyor. Doğru mu? Hatta evet 24 oluyor. Yine problem yok. Negatif getiren bir durum yok. Bizden istenen ne? X'in alabileceği değerler toplamı. Sonuçta bu iki toplamda cevap ne yapar? Cevabımız eksi 2 gelir. Tamam mıdır? Toplamını soruyor. Eksi 2 bu kadar. Geldik şimdi 54. sorumuza. Bakın burada da bize diyor ki yukarıdaki taralı bölgeler x kare eksi m artı n x artı m çarpı n büyük eşittir 0 eşitsizliğinin çözüm aralığıdır. Biz tamam eşitsizliği görmedik. Eşitsizlik bilmiyoruz ama çok da orası önemli değil benim için. Soru böyle de verilebilir. Buna göre m kare artı n kare toplamı nedir? Arkadaşlar bunlar ne? Burası ne? Benim için önemli olan o. Bu ikinci dereceden denklem değil mi? Evet, ikinci dereceden denklem. Buradaki ifadeler bizim bildiğimiz şunlar ne? Kök oluyor. Doğru mu? Tabloyu yoksa başka türlü yapamazsın ki. Yani bunun anlamı şu. Bunlar denklemin kökleri arkadaşlar. Tamam mı? Bu köklere göre ayrılmış burası. Burası ne? Kökler toplamı değil mi? Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. M artı N eşittir 2 artı 5. Tamam mı? Yani buradan M artı N eşittir 7. Bir de burası ne? Kökler çarpımı. M çarpı N 2 çarpı 5, o da eşittir 10. Yani tekrardan yazayım. M çarpı N eşittir 10. Buralar çünkü kök. Yani 2 ve 5. Başka bir olay yok. Bunlara biz tabloda kök diyoruz. Şimdi bunu yerine yazdım 7. Burası ne? 10. Şimdi neyi söyleyeyim? M kare artı N kareyi. Arkadaşlar M kare artı N kareyi oluşturacağım. İster özdeşlikten yararlan ya da istiyorsan direkt hani M artı N 7 olduğu için her iki tarafın ben karesini alırsam, bak karesini aldığımda neydi? M kare artı 2MN artı N kare eşittir 49. Peki M çarpı N ne? 10. O zaman burası ne gelir? 20. Doğru mu? Bakın burası 20 geliyor. Şimdi bunu karşıya atarsak M kare artı N kare eşittir ne gelir? Cevap 29 gelir. Zaten bize sorulan bu. Oldu mu? Olay anlaşıldı mı? Problem yok. Çok güzel. Geldik şimdi bakın 55. sorumuz. Burada da arkadaşlar bize demiş ki aşağıda diyor taban ayrıtları x artı 1 birim ve x artı 3 birim olan kare prizma şeklinde iki kutunun görünümü verilmiştir. Gördüğünüz gibi kare prizma şeklinde, bakın yani ne demektir bu? Üst tarafı ya da alt tarafı kare demektir. Yani x artı 3, x artı 3, x artı 3 ayrıtları. Şimdi diyor ki bu kutular üst üste konulduğunda bu şekilde oluşan görünüm aşağıdaki gibi olup üstten bakıldığında görünen mavi yüzün alanı 28 birim karedir. Şimdi buna göre x değeri kaçtır? Arkadaşlar bu mavi nasıl görünür? Ya bunu şöyle düşüneceğim. Tepeden bakıyorum. Şu yüzey nedir? Sonuçta bu alandan, üst taraftaki alandan, yani şurayı şöyle düşün. Şuradaki alan nedir bu alan? X artı 3 kare. Doğru mu? Sonuçta kare. Yani şöyle düşünebilirsin. X artı 3 çarpı x artı 3. Buradan kimi çıkartmam lazım? Şu
hani sonuçta bu alt taraf kapalı ya, bakın bu alandan şunu çıkartmam lazım, görünen mavi o değil mi? Yani burası x artı 1, burası arkadaşlar x artı 3. Yani buradan x artı 3 çarpı x artı 3'ten x artı 1 çarpı x artı 1 çıkartmam lazım. Bakın x artı 1 çarpı x artı 1 çıkartmam lazım. Ve bunun sonucu neymiş? Bunun sonucu 28'miş. Tamam, bunu yapalım. Bu nedir burası? Bu ne? Burası şu demek değil mi? X artı 3'ün karesi eksi. Bakın x artı 1'in karesi eşittir 28. İster iki kare farkını uygulayın, İster kare açılımı. Bu tamamen size kalmış. Ben buradan şunu yapıyorum. Diyorum ki x artı 3 eksi x eksi 1. İki kare farkını uyguluyorum. Bir de bunları topluyorum. Yani 2x artı 4. Doğru mu? Bakın x artı 3 ile x artı 1'i topladım. Eşittir bu ne? 28. Şimdi arkadaşlar x'ler birbirini götürdü. 2 çarpı 2x artı 4 28 ise, bunu sadeleştirirsem bakın 14. Şimdi ne oldu? 2x artı 4 eşittir 14. 2x eşittir 10. Ve x ne geldi? 5 geldi. Bu kadar. Tamam mıdır? X'in değerini soruyor. Cevabımız ne geldi? 5 geldi. Yapmış oldum. Dediğim gibi bu bir kare. E arkadaşlar bu da bir kare. Sonuçta bakın burası da x artı 3. Ne yapmış olduk? Şu x artı 3 çarpı x artı 3 çarpımından x artı 1 çarpı x artı 1, yani altta görünmeyen o kırmızılığı çıkarttım. Çıkarttığımda denklem ne geldi? X eşittir 5 geldi. Bu kadar. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar bakın geldik 56. sorumuza. Artık son sorularımız. Değil mi? Son sorularımız. Bitireyim mi? Çözeyim mi? Çözmeyeyim mi? Hadi çözeyim. Tamam. Peki. Yok, daha son videomuz değil. Şimdi A ve B sıfırdan farklı iki gerçek sayı olmak üzere 2x kare artı 2 çarpı artı b x artı b kare artı a kare eşittir 0. İkinci dereceden denkleminin diskriminantı delta'dır. Zaten delta'nın diskriminantı olduğunu biliyoruz. Buna göre b büyüktür 0 ise delta küçüktür 0. Yani ifadeler vermiş. Hangileri her zaman doğrudur? Şimdi arkadaşlar bu önce şunu bulmam lazım. Bana eğer diskriminantı verdiyse o zaman bunu bir yazayım. Delta neydi? B kare eksi 4 ac, bu formülümüz. Yani burada şu, bakın burası A oluyor, burası B oluyor, burası da C oluyor. Doğru mu? Tamam. Şimdi B kare eksi 4 ac'yi bir uygulayalım. B kare eksi 4 ac, yani 2 çarpı, hatta ben direkt şuraya yazayım. Bakın şuradan uyguluyorum. Yani 2 çarpı A artı B'nin karesi. Bakın bu. Tamam mı? Eksi 4 çarpı A'mız ne? 2. C'miz ne? Bakın B kare artı A kare. Bunu uygulayacağım. Değil mi? Şimdi bu. Delta anlamı ben ne olduğunu bilmiyorum. Bak burada durumlar var, ona göre demek ki yorumlayacağım. Şimdi bu ifadeyi bakalım. İster bunu şöyle dağıtalım. Bakın burası ne oluyor? A karesini 4. Bakın burası A artı B'nin karesi, yani A kare artı 2AB artı B kare. Eksi diyorum, dağıtıyorum. 8 B kare eksi 8 A kare. Buraya dağıtalım. Bakın 4 A kare artı 8 AB artı 4 B kare eksi 8 B kare 8 A kare. Şimdi işlemi yapalım bir. Ne geliyor? Buradan 8 AB. Bakın 4 A eksi 8 A kare. 4 A kare eksi 4 A kare. Eksi 4 B kare. Şimdi bunu da düzenleyelim. Ne yapıyorum? Eksi parantezini alırsam, bakın eksi parantezini, hatta eksi 4 parantezini alıyorum. Ne geldi? A kare artı, bakın A kare eksi 2 AB artı B kare. Peki arkadaşlar burası ne? Bakın burası şu değil mi? Eksi 4 çarpı bu A kare eksi 2 AB artı B kare. Yani A eksi B'nin karesi. Şimdi geldik olaya. Diyor ki B sıfırdan büyük ise, ha pardon burayı şuraya yanlış yazmışım. Burası A olacak. B büyüktür A ise. Şimdi B A'dan büyük olsun. Tamam, B A'dan büyük ise delta küçüktür 0 diyor. Arkadaşlar şunu söyleyeceğim. B'nin A'dan büyük olması, küçük olması bir şey etkiler mi? Etkilemez. Burası daima ne geliyor? Burası her zaman
pozitif geliyor. Eğer ki B A'ya eşit değilse burası artı çünkü karesel. E zaten eksi 4 ile artı bir sayıyı çarparsanız delta daima sıfırdan küçük değil mi? Değil mi? Yani B'nin A'dan büyük olması bir şey etkilemez ki. Çünkü karesini aldığında pozitif oluyor. Delta sıfırdan küçük. Bu her zaman doğrudur. B A'ya eşitse, evet B A'ya eşitse burasına göre sıfır. Delta eşittir sıfır. B A'dan küçükse delta büyüktür sıfır. Hayır. B'nin A'dan küçük olmasının hiçbir etkisi yok. Çünkü arkadaşlar A eksi B'nin karesi pozitif geliyor. Önünde de eksi olduğu için delta her zaman sıfırdan küçüktür. Yani bunun da doğru cevabı delta küçüktür sıfır olması lazım. Onun için üçüncü ifade yanlış oluyor. Tamam mıdır? Bakın güzel bir soru arkadaşlar. Sınav formatında ÖSYM böyle sorular sorabilir mi? Evet sorabilir. Yani cevap ne? 1 ve 2 olacak. Geldik 57. sorumuza. Şimdi sonlara doğru soruların birazcık daha formatı, özellikle son sorular zaten bunlar. Bir tık daha böyle değişik şeyler sormaya çalıştım ki bu soruda onlardan biri çok farklı bir mantığı var. İyi dinleyin burayı. Şimdi A ve B pozitif tam sayılar olmak üzere x kare eksi ax eksi 5'tir 0. İkinci derecen denkleminin köklerinin 2'den büyük olmamasını sağlayan kaç farklı AB sayı ikilisi vardır? Şimdi arkadaşlar bu denklemin kökleri var. Hatta ben bu köklere x1 diyeyim. Küçük eşittir 2. 2'den büyük olmamak ne demek? 2'ye eşittir ya da küçüktür demek. Doğru mu? Aynı mantık o zaman x2 küçük eşittir 2 diye yazabilir miyim? Yazabilirim. Değil mi? Yani kökler 2'den büyük olmamak şartıyla diyor. Tamam. Peki ben buradan nasıl yorumlar yapabilirim? Şunu söyleyebilirim. Diyebilirim ki demek ki bakın burada hani şu ifade kökler bunlarsa x1 artı x2 kökler toplamı değil mi? Kökler toplamı bu denkleme göre bakarsam arkadaşlar ne oluyor? Eksi b bölü a'dan hani burası a, b, c formüle göre yazıyorum. Yani ne oluyor? A oluyor. Doğru mu? Bakın kökler toplamı arkadaşlar a oldu. Peki şimdi bunu ben yorumlayacağım. Tamam. Bir de kökler çarpımını yazalım. X1 çarpı X2 o da nedir? C bölü A'dır. Doğru mu? Yani bakın C bölü A. Yani eksi B. B pozitif bir sayı. Doğru mu? A pozitif bir sayı. Ama kökler çarpımı ne geliyor? Kökler çarpımının kendisi negatif. Kökler toplamı ise pozitif geliyor. Bu nasıl olur? Demek ki burada şöyle bir durum var arkadaşlar. Yani böyle bir ifade geliyorsa bakın kökler çarp toplayıyorum, kökleri topluyorum. Ne geliyor? A geliyor, kökleri topluyorum, eksi B geliyor, negatif geliyor. Demek ki o zaman burada şöyle bir olay var. Kökün biri, bakın kökün biri diyelim x1. Bu pozitif ise bu negatif olmak zorunda ya da bu negatifse bu pozitif olmak zorunda. Bunu böyle düşünmem lazım. Doğru mu? Yani 1 artı 1 eksi. Olmalı ki kökler çarpımı negatif gelsin. Tamam. Ben burada ne yaptım? Diyelim bu x1 küçüktür. Yani 2 olduğunu varsayalım. Pozitif olduğunu varsayalım. O zaman ben buradan şunu yazabilir miyim? Bakın yazıyorum. X1 küçük eşittir 2. Hani amacım şuradaki a'ya ulaşmak. X2 ne olmak zorunda arkadaşlar? Negatif. Yani x2 o zaman küçüktür 0. Doğru mu? Değil mi? Peki ben bunları toplarsam ne olur? X1 artı x2 küçüktür 2. Değil mi? Yani 2'den küçük olmak zorunda. Peki arkadaşlar burası ne? X1 artı x2 dediğim ifade a değil mi? O zaman ben buradan şunu yazabilir miyim? A küçüktür 2. Peki a 2'den küçük pozitif bir tam sayı ise a'nın değeri nedir? A eşittir 1. Bu kesin. A eşittir 1'dir arkadaşlar. A'nın değerini buldum. Var mı burada problem? Nasıl yaptığımı anladınız mı? Bak yorumluyorum. Yorum sorusu topladım A, topladım eksi B. Bu pozitifse bu negatif. Ya da bu negatifse pozitif. Fark etmiyor ondan sonra. Niye? Çünkü kökler çarpım negatif. Yani bu artı bu eksi. O zaman x1 küçüktür 2, x2 küçüktür 0 diyorum. Ve çünkü negatif olduğu için eşitlik koyamazsın. Topladığım zaman kökler toplamı 2'den küçük. Kökler toplamı A olduğu için A2'den küçük. Kim var? A'nın değeri 1'dir. Tamam. Şimdi denklemi yazalım. Bakın buradan denklemi yazıyorum arkadaşlar. X kare eksi X eksi B eşittir 0. Denklem bu. Kesin. Garanti.
Peki hocam ben bu B ile ilgili nasıl bir yorum yapacağım? B ile ilgili nasıl yorum yapabilirim? Şimdi delta'ya girebilirim. Doğru mu? Yani delta'dan gidebilirim. Ve şunu düşüneceğim. Hani köklerle ilgili şunu biliyorum. Köklerin arkadaşlar ne olduğunu biliyorum. 2'den küçük olduğunu biliyorum. Doğru mu? Yani bu kesin 2'den küçük bir değer. O zaman ben şunu yazabilir miyim? Mesela kök bulma nasıldı? Kök bulma hatırlayın. x1 ya da x2. Eksi b artı kök delta bölü 2a değil mi arkadaşlar? Değil mi? Bu kök bulma. Bu kök ne olmak zorunda? 2'den küçük olmak zorunda. Doğru mu? Yani bu kök 2'den küçük olacak. Tamam, çok güzel. Eksi b. Eksi b dediğim ifade ne burada? A'nın kendisi değil mi arkadaşlar? Yazıyorum. Bak, kök eksi b dediğim yere, yani bu denkleme göre söylüyorum, a oluyor, yani 1. Eksi, istiyorsan şöyle yazayım. A artı kök delta bölü, şuradaki a 2 küçük eşittir 2 olacak. Peki a'yı bulmuştum, a değerine 1. Kök delta ne arkadaşlar, delta'yı söyleyin bana. B kare eksi 4ac, yani bakın b kare eksi 4ac. Bakın buradan bakın istiyorsanız. Eksi b, eksi b dediğimde buradaki ifade direkt 1 olduğunu gördük. Değil mi? Yani şuradan yazabilirim delta'yı. Hatta direkt burada yazayım. Eksi b, şu formülü uyguluyorum. 1 artı kök delta bölü 2 küçük eşittir 2. 1 artı kök delta ne? B kare. B kare yani 1 eksi 4 çarpı a çarpı c. C'miz eksi b olduğu için artı 4b oldu. Küçük eşittir 2 ile 2 çarpın 4. Değil mi? Atın bunu karşıya. 1 artı 4b. Allah'ım sana geliyorum. Küçük eşittir ne oldu? Bakın 3. Her tarafın karesini alın. Her iki tarafın karesini alıyorum. Birazcık dediğim gibi zorladığım bir soru. 1 artı 4b küçük eşittir 9. Atın bunu karşıya. Ne geldi? 4b küçük eşittir 8. B küçük eşittir 2. 2'ye eşit ve 2'den küçük hangi tam sayılar var? Yani 1, 2. Bakın A 1, B ne? 1 ve 2. Çünkü pozitif tam sayı dediği için. Tamam mıdır? O zaman bu durumda ikilileri de hatta yazayım. İkililer kim? İkilileri yazacak olursam AB ikililerini yazıyorum. Bakın oluşturabileceğim. 1'e 1 ve 1'e 2 arkadaşlar. Bu durumların hepsinde kökler ne oluyor? 2'den büyük olmuyor. Eşit ya da küçük oluyor. Cevap ne olmuş oluyor? 2 tane sağlayan değer vardır. Yani birazcık böyle aykırı bir soru. Onu itiraf edeyim. Farklı bir soru, değişik bir soru. En azından bunu görmüş olduk. Yorumlaması, yani yorum sorusu ne olur ne olmaz. Bakın kökleri yorumladım. Oradan A'yı buldum. Daha sonra arkadaşlar yine kök bulduğum, hani delta'dan eksi b artı kök delta bölü 2a ifadesinde kök ne olmak zorunda? 2'ye eşit ve 2'den küçük, hangisinin olduğunu bilmediğim için. Onun için bunu yorumluyorum. Oradan da b'yi buluyorum. Yani 1'e 2 istiyorsanız yerine yazın. Kökleri bulun, emin olun ki 2'den küçük ya da eşit çıkacak. Yani bunların sağladığını göreceksiniz. Geldik son sorumuza. Şimdi arkadaşlar burada da bize diyor ki ABC reel sayılar olmak üzere ABC ifadesi AX kare artı BX artı C şeklinde tanımlanıyor. Örneğin 4 eksi 1 2 bakın ABC 4X kare eksi X artı 2 olmuş bu. Şimdi buna göre denklemin çözüm kümesi. Bakın bu denklemin çözüm kümesini soruyor. O zaman ben burada şu denklemi bir yazacak olursam sırayla istiyorsanız yazalım. Bakın denklemin şu iki denklemi yazalım. Birinci denklem arkadaşlar ne geliyor? Bu ifadeye göre şöyle yazacak olursam, buraya göre yazacak olursam 3x kare artı 5x artı 1. Doğru mu? Direkt olarak yazdım. Peki burası ne? A'mız belli, B'miz, C'miz belli. Eksi 2x kare artı 3x artı 3 eşittir 0. Şimdi bu denklemi bir bulalım. Bakın buradan ne geliyor? Geri kazanayım şöyle. 3x kare eksi 2x kare ne oldu? X kare. 5x artı 3x artı 8x. Peki buradan ne oldu? Artı 1 artı 3 daha ne oldu? Artı 4 eşittir 0. Şimdi arkadaşlar bu denklemin çözüm kümesini nasıl bulacağım? Hemen bakıyorum çarpanların ayrılmıyor. O zaman ne yapıyorduk? Artık köprüden önceki son çıkış farklı çözüm yollarını göstereyim. Delta'ya gireceğim. Delta'ya girmeden çözebilir miyim? Evet çözebilirim hocam. Nasıl yapıyorduk? Tam kare yapıyorduk. Bu ifadeyi bir tam kare yapın. Nasıl olur bu tam kare? X artı 4'ün karesi. Hatırlayın ortadaki sayının yarısını alıyorum. Değil mi? Bakın x kare artı 4x 8x artı 16. 4 olması için ne çıkartmam lazım? 12 çıkartmam lazım.
Öyle değil mi? Eşittir 0. Bakın şimdi yazıyorum. Bu ne? X artı 4'ün karesi eşittir 12 değil mi? Şimdi her iki tarafın karekökünü alın. Karekök almak demek aynı zamanda mutlak değerli eş değil mi arkadaşlar? Yani şöyle düşünebilirsiniz. Ben buradan bunlar birbirini yok eder ama bu ne diye çıkar? Mutlak değer olarak çıkar. Doğru mu? Bu da ne? Eşittir kök 12. Şıklarda buna bakabilirim. X artı 4 kök 12. Kök 12 nedir peki? O da eşittir 2 kök 3. Yani cevap nedir? Denizli'dir. Olayı anladık mı? İşte bu ikisinin çözüm kümesi aynıdır. En azından bunu da görmüş olduk. Karekök aldığımda mutlak. Çünkü çift kuvvet mutlak olarak çıkar. Kök 12 4 çarpı 3'ten de geliyor. 2 kök 3 gelmiş oluyor. Ve böylece ne yaptık? İkinci dereceden denklemlerin olabildiğince farklı bir bakış açısıyla arkadaşlar hemen hemen birçok soru tarzını çözmüş oldum. Ve geldik neye? Tabii ki ödeve her zamanki gibi. Evet, sarı bezimiz geliyor. Motor ustası İlyas Güneş'ten. Şimdi baksana. Olaya bak. Vallahi irizillik ya. Şimdi geldik ödeve. Tamam mı? Ödevimiz. Bakın AYT'de arkadaşlar. AYT'de bizim için önemli olan bol soru. Şuna bak. Vallahi nasıl temizliyorum. Hatun görmesin. Evet. Şimdi bizim için bol soru çözmek. Bakın burası önemli. Bol soru. AYT deyince arkadaşlar ne oluyor? Soru geliyor aklımıza. Ödevimizde ilk başta yapacağınız şey ne? Bakın her zaman söylüyorum. Önce arkadaşlar burada çözmüş olduğum kaç soru çözdüm? 58 soru. Önce bu 58 soruyu çözeceksiniz. Bakın ödev şu. 1. Önceliğimiz. Diyeceğim ki arkadaşlar ilk olarak AYT video ders notundaki soruları çöz. Yani soruları çözerek konuyu bir tekrar et. Bakın ne yapacaksın? Burada arkadaşlar fasikülde bakın burada gördüğünüz gibi şu fasikülü koparacaksın föyü, ikinci föyü. Hemen bunları tekrar çözmeye başlayacaksın. Tamam mı? Buradaki föyleri arkadaşlar çözüyorsunuz ve en arkadaki sıra sende uygulama sorularını çözeceksin. Tekrar amaçlı. Bakın çöz, sıra sende. Yani sıra sende testini çöz. Tamam, önce yapacağınız bu. Sonrasında ikincisi ne yapıyoruz? Taktiklerle nedir? İkinci dereceden denklemleri çöz. Bakın size söylüyorum arkadaşlar. Buradaki veriler yani polinomları hallettik. Polinomlar bitti. İkinci dereceden denklemleri geçtik. İkinci dereceden denklemleri bitirdik. Ve burada yine çok değişik farklı tarzda sorular göreceksiniz. Bayağı da var. Yani kitabın hemen hemen yarısı grafik yorumlama falan var. Nereye kadar gidiyor? Neredeyse kitabın sonuna kadar. Zaten karmaşık sayılar çok az bir bölüm. Yani 100 küsürlere kadar. Kitap 144 sayfa. 130'a kadar bakın ne var? İkinci dereceden denklemler var. İkinci dereceden denklemler testleri. Yani bunları çözeceksin. Taktiklerle bitiriyorsunuz. Üçüncüsü de son olarak üçüncüsü yapmanız gereken AYT soru bankası. Soru bankasındaki testleri çöz. Burada da bayağı soru var. Bakın arkadaşlar AYT soru bankasında gerçekten inanılmaz sorular var. Çok değişik sorular göreceksiniz. Birazcık zorlayabilir sizi. Normal. Çünkü yani sınavın nasıl geleceğini biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Onun için kendinizi zorlayın. Bunu çözdüğünüzde bak burayı bu dediğimi yaptığınızda ne oluyor biliyor musunuz? Siz 500 tane soru çözmüş olacaksınız. Yani bu konudan 500 tane soru bitmiş olacak. Bu soruyu çözdüğünüzde ne oluyor? Soruya baktığın zaman direkt çözüm yolunu göreceksin artık. Amacım bu. Onun için oturtarak gidelim. Ödevleri yapmadan bir sonraki konuya geçmeyin. Aceleniz yok. Plan programa göre uygun bir şekilde gidin. Vermiş olduğum ödevi mutlaka yapın. Yapmadan geçmeyin. Ve arkadaşlar elinizdeki tüm kaynakları aynı anda çözün. Bu dediğimi de bakın dediğim gibi bunları da çözeceksiniz. Yani soru bankasını zaten neredeyse bir 10 test mi koydum? 10 test vardır hemen hemen. Yani evet her birinden 10 tane test var. Bu şekilde bitirerek gideceğiz arkadaşlar bakın. Bu üçlü emin olun ki size fazlasıyla yetecek. Yeter ki söylediğimi yapın. AYT'den çok farklı noktaya geleceksiniz. Çünkü dönem başındayız. Yani hani konular olarak söylüyorum. Söylediğimi yapan herkes
Birçoğu zaten bir önceki yıldan çok güzel netler yaptı. Sizleri de aynı seviyeye çıkartmak amacım. Onun için bu yıl biraz daha uğraşıyorum. Çünkü hedefimiz AYT'yi fullemek. Tamam mıdır? O zaman bakın bu konumuzda patates oldu. Bir sonraki konumuz ne? Karmaşık sayılar. Kısa bir konu. Merak etmeyin. ÖSYM bazen soruyor bazen sormuyor. Artık o konuda görüşürüz. Ödevler yapılıyor. Ona göre hepinizi bekliyorum. Yoklama alacağım. Hadi bakalım karmaşıkla görüşmek üzere. Hoşçakalın.